Şehzadem. Sultanım. Hünkârımız dairesindeler mi Mercan? Hayır sultanım. Bali Bey sizleri kendi odalarında bekliyorlar. Hünkârımız neredeler? Haremdeler şehzadem. Dün gece Hürrem Sultan'ın dairesinde kaldılar. Ne hüzünlü bir gece. Validem. Siz böyle davranmaya devam ettikçe üzerimizdeki töhmet asla kalkmaz. İlaveten hünkârımız için büyük bir acı bu. Her ne olursa olsun ona destek olmamız, onun yanında olmamız icap eder. Yaşadıklarımı bilmez gibi konuşma. Bu kubbe altında çok acı çektim ben. Gözyaşlarım hiç durmadı. Senelerce Hürrem'in gitmesini beklemişken şimdi buna üzülmüş gibi yapamam. Asıl o vakit şüphe duyarlar benden. Gidelim. Bali Bey sizleri ayrı ayrı görmek istediler sultanım. Şehzadem. Sultanım. Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedin Bali Bey. Bildiğimiz ne varsa anlattık zaten. Bu sorgu suali ne lüzum var mana veremedim. Bir de ben dinlemek istedim sultanım. Buyurun. Şehzade Mustafa'nın Amasya'ya sürgün edildiğini düşünüyorsunuz. Öyle değil mi sultanım? Bu sadece benim düşüncem değil Bali Bey. Akıl saati yerinde olan herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Yoksa siz farklı mı düşünüyorsunuz? Şu an düşündüğüm tek şey, bu kararın sizi intikam almaya sevk edeceğidir. Şehzade Mustafa, hanedan-ı Ali Osman'ın istikbalidir. Benimse tek umudum, sebebi varlığım. Bir anne olarak evladımı böyle büyük bir tehlikeye atmam mümkün mü? Hele ki Hürrem ona emanet edilmişken. Eğer Hürrem Sultan'ı Şehzade Mustafa'nın istikbali önünde bir engel olarak görüyorsanız mümkün. Bu uğurda hayatınızı bile feda edersiniz. Şehzadem iki kez ölümden döndü. İlki bu sarayda. Onu zehirlemek için bir hatun gönderdiler. Hatun şehzademe aşık olmasaydı çoktan kaybetmiştim onu. Sonra Manisa'ya casus yolladılar. Son anda yakalandı. O gün bile intikam almaya çalışmadım ben. Sadece evladımı korudum. Mesele sadece Şehzade Mustafa değil. Bu sizin için bir şahsi dava. Gurur meselesi. Ne demek bu? Ne de olsa senelerdir Hürrem Sultanımız yüzünden acı çekiyorsunuz. Gelir gelmez hünkârımızı elinizden aldı. Hayatınızı çaldı. Bir kadın olarak yalnız kaldınız. Buna dayanmak güç. Kes sesini. Nedir hayal ettiniz sultanım? Hünkârımızla tekrar birlikte olmak mı? Bu yüzden mi kurtuldunuz sultanımızdan? Haddini aşıyorsun. Sen kimsin de benim karşımda böyle konuşuyorsun? Ne yaptınız sultanımıza? Öldürdünüz mü yoksa? Yoksa bir yerlerde işkence mi ediyorsunuz? Ben yapmadım! Kim yaptı öyleyse sultanım? Sultanımıza ne olduğunu biliyorsunuz öyle değil mi? Hayır. Ben bir şey bilmiyorum. Kim ne yaptı bilmiyorum. Zerre kadar da umurumda değil. Ay Devra. Sultanım. İyi misin? Nasıl iyi olabilirim ki sultanım? Sanki katilmişim gibi sorgu sual ediliyorum. Vali Bey'e de yazıklar olsun. Onca yıl boşuna itimat etmişiz. O sadece vazifesini yapıyor. Ne oldu? Ne anlattın Vali Bey'e? Ne anlatabilirim ki? Aynı şeyleri söylemekten bıktım usandım artık. Sultanım. Bali Bey sizleri bekliyorlar.
Geliyoruz.